Merhaba arkadaşlar, Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in İnsanın Ana Yurdu Çocukluğudur başlıklı 5 Nisan 2018 tarihli köşe yazısını seslendiriyorum. Benden 30 yaş büyüktü ama çocukluk arkadaşımdı Ülkü Tamer. Milliyet Çocuk Dergisi'nin yayın yönetmeniydi. Sadece dergi değildi, bilgi hazinesiydi, sanat, bilim, kültür, aydınlanma meşalesiydi. Yazar kadrosunda kimler yoktu ki? Aziz Nesim vardı, çocuk öyküleri yazıyordu, Haldun Taner vardı, mitoloji yazıyordu, Yaşar Kemal vardı, çocuk gözüyle Anadolu'yu yazıyordu, değerli abim Müjdat Gezen, sonradan kitap haline getirilen Aptal Hamdi'yi dizi şeklinde yazıyordu, Umur Bugay, Bekir Yıldız, Selim İleri, Gülten Dayıoğlu, Tarık Dursun Ka, Erol Günaydın, Orhan Boran, Halit Kıvanç, Tan Oral, Demirtaş Ceyhun, Yalvaç Ural yazıyordu. Üstüne Tarık Akan, Cem Karaca, Cüneyt Arkın, Ayşen Guru da konuk yazar olarak yer alıyorlardı. Tirajı 100 bini aşmıştı. Günlük gazeteler için bile ulaşılması güç bir rakamdı. Ülkü Tamer'in muhteşem vizyonuyla dünya klasiklerini 32 sayfa çizgi roman şeklinde özet olarak veriyorlardı. Don Quixote, David Copperfield, Robinson Crusoe, Taras Bulba, 80 Günde Devri Alem, Moby Dick, Üç Silahşörler, Oliver Twist, Tom Sawyer, Define Adası okuyorduk. Mark Twain, Alphonse Duet, Yul Verne, Cervantes, Stevenson, Alexander Duma, Charles Dickens'ı tanıyorduk. Gogol okuyorduk. Yüzden fazla dünya klasiği yayınladılar. Bu özet çizgi romanlar sayesinde Türkiye'de dünya klasiklerinin satışında patlama yaşandı. Özet çizgi romanla tanışan çocuk mutlaka gidip orijinal kitabı da alıyordu. Çizgi romanlar okumayı özendiriyor, teşvik ediyordu. Red Kit posteri, Pembe Panter posteri verilirdi. Tenten, -ten, Flash Gordon, Tarzan okurduk. Mıstığın Uzay Çocukları diye çizgi romanı vardı. Adeta bağımlısıydık. Önümüzdeki hafta bir an önce gelse de okusak diye beklerdik. İsmail Gülgeç orman gilleri çizerdi. Mordillo'dan mizah öyküler yayınlanırdı. Larry Yuma diye western çizgi roman vardı. Sıkmadan eğlenceli şekilde anlatan tarih, bilim, sanat, spor, magazin yazıları vardı. Ülkü Tamer mesela bilim kurgu yazardı. İnanmakta güçlük çekebilirsiniz ama Beatles'ı anlatıyordu. John Lennon'ı ilk defa orada okumuştum. Michael Jackson'ı orada tanımıştım. Hayvanlar, doğa, yabancı ülkelerden haberler veren ilavesi vardı. Bugün 60'lı, 70'li yaşlarını sürenlerin zihin dünyasında Doğan kardeşin derin izleri vardır. 40'lı, 50'li yaşları sürenlerin hayat bakışını da milliyet çocuk şekillendirmişti. Evet arkadaşlar biz de hiç kaçırmazdık milliyet çocuğu. Babam gazete bayisine zaten gazetemizi ayırttırırdı. İnsanın ana yurdu çocukluğudur. Ülkü Tamer'in en sevdiği ve sık sık tekrarladığı söz buydu. Yorge Amado'ya ait olan bu sözü düstur edinmişti. Milliyet çocuk okurlarını yani bizleri insanın ana yurdu çocukluğudur ilkesiyle eğitti. Şiirleri elbette muhteşemdir, durudur, berraktır, hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Dizesindeki gibi efsanedir ama benim için çocukluğumun ana yurdundaki insanlardan, çocukluk arkadaşlarımdan biridir Ülkü Tamer. Kitap okumayı sevdiysek, merak etmeyi, çok boyutlu düşünmeyi öğrenebildiysek, Kindar nesiller olmak yerine hayata gülümseyerek bakmayı becerebildiysek ülkü tamerler sayesinde güle güle büyük usta güle güle çocukluk arkadaşım seheryeli çık dağlara güneş topla benim için haber ile dört bir yana güneş topla benim için seheryeli yar gözünden havadaki kuş izinden geceleyin gökyüzünden güneş topla benim için Arkadaşlar 1 Nisan 2018 tarihinde değerli yazarımız Ülkü Tameri kaybettik. Başımız sağ olsun. Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Aile yakınlarına da baş sağlığı diliyoruz. Arkadaşlar değerli yazarımız Yılmaz Özdil'e de bu değerli köşe yazısı için teşekkürlerimizi sunuyoruz. Eğer beğen tuşuna tıklarsanız arkadaşlar bu video YouTube tarafından daha çok önerilecek ve daha çok arkadaşımız Ülkü Tamer'i bir kez daha olsun bu yazıyla anabileceklerdir. Benim köşe yazıları seslendirmelerimi de kaçırmamak isterseniz arkadaşlar Oynatma listem sesli köşeye ya da kanalıma abone olabilirsiniz. Benim bu köşe yazılarını seslendirmemin nedeni görme engelli arkadaşlarımızın ya da okumakta zorlanan yaşça büyüklerimizin ya da bir yandan bir işle uğraşırken diğer yandan da köşe yazısı haber dinlemek isteyen arkadaşlarımızın köşe yazılarına ulaşmalarını kolaylaştırabilmek. Teşekkür ediyorum vakit ayırıp dinlemiş olduğunuz için. İyi günler dilerim.